Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Road to Zidane'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu seride arkadaşlar Zinedine Zidane'ın mid kartını alana kadar oynayacağız. Hatta eğer ondan sonra devam istiyorsanız hani Zinedine Zidane yaptık ya Road to. Başka bir şey Road to deriz ve aynı hesaptan devam edebiliriz. Şu anda Zidane'ın zaten fiyatını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu seride arkadaşlar normalde sıfırdan başlayacaktım. Oyunun başına yapmış olsaydım ama şu an bilmiş olduğunuz gibi çoğu kart hani ederinden daha ucuz gitmeye başlamıştı. Endon bile çıkarın önceden 30k'ya satıyordun. Şimdi satabileceği fiyat 1k. Bundan dolayı 3 tane foot draft'ımıza yetecek kadar FIFA point çektim. Yani serinin birazcık daha eğlenceli olması açısından. Önceki coins'imiz artsın yani birazcık en azından SBC'leri yapmaya başlayabilmemiz için ilk önce arkadaşlar gideceğiz foot draft'a oynayacağız. Foot draft'tan gelen coins'lerimizi SBC'lere değerlendirerek yolumuza başlayacağız. Bu seri ben de sizlere sıfırdan başlayan bir insan nasıl Zidane seviyesine kadar çıkabilir? Bunları anlatacağım tamamen. Dediğim gibi umarım ilginizi çeker sevgili dostlar. Benim hani gerçekten şu anda mutluyum bu seriyi çektiğim için. Çünkü sizlere önümüzdeki sene için bir referans olacak. Yani önümüzdeki sene FUT'a başlayan bir insan bu seriyi eğer izlerse neler yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini, hangi evente nasıl hazırlık yapması gerektiğini hepsini öğrenmiş olacak. Bundan dolayı arkadaşlar şu anda zaten kadromuz bu şekilde. O zaman direkt biz ilk bölümümüzden foot draft'ımızı oynayalım. İlk foot draft'ımızı oynayalım. Foot draft'ımızdan sonrası sevgili dostlar gidelim kadro kurma görevlerinin hepsini tamamlayalım ve yolumuza devam edelim. Şu anda arkadaşlar FIFA points'imizi verdik ve başladık. Seriye başlamadan önce söylüyorum. Genelde ben böyle kameraya arkadaşlar bu şekilde yakın bakmak durumunda kalacağım. Çünkü benim hani gözlerim rahatsız ve ben hani böyle bakmak durumundayım. Aksi şekilde ekranı göremiyorum. Şimdi formasyon olarak 4-3-2-1 de olabilir, 4-4-2 de olabilir ama draftlarda genelde kanatsız formasyon ben oynayamıyorum arkadaşlar. Çünkü draftın gameplay daha hızlı olduğu için kanatları kullanarak daha iyi bir şekilde bir gameplay sunabiliyorum. Şimdi Ronaldo geldi, Agüero geldi, Hazard geldi. Tabii ki de Ronaldo'yu alıyoruz arkadaşlar. Bu sene Ronaldo'nun tek dezavantajı bence linklemesi arkadaşlar. Yani kimya yapmak istediğiniz zaman Ronaldo'yu kimya yapmanız çok zor. Çünkü geçen sene Cancelo vardı. En azından hani Ronaldo'yu CM'ye çekip o şekilde bağlama şansı bize de veriyordu ama bu sene vermiyor ve kafa golleri de çok hani efektif olmadığı için birazcık useless bir kart haline geldi bu sene. Tabii ki buradan arkadaşlar Pogba'yı tercih ediyoruz. Bakalım devamında neler gelecek. Dediğim gibi draft'taki amaç aslında hani bunu size oynarken de söyleyeyim arkadaşlar. Draft'taki amaç her zaman eğlenmek olmalı. Deneyemediğiniz kartlarla oynamak olmalı. Yani her seferinde draft'ı açmış olduğunuz zaman sevgili dostlar şey yapmayın. Hani gidip sürekli aynı kadroları kurmayı denemeyin bence. Hani birazcık farklı kartlarla oynamayı deneyin. Hani görün diye söylüyorum. Bence en güzeli en tatlısı bu şekilde oluyor. Hemen şöyle Van Dijk'ımızı da aldık. Burada draft'ımız çok daha kötü gelmedi ve Leng de geldi. Zaten müthiş. Bunun dışında Delik de geldi. Lenglet de geldi. Şimdi biz bu hangisini alsak? Delik de alsak şey kimya yapıyor ama bu sefer sağ bek ya da sol bekini verecek mi? Biz Langley'i alalım. Langley'i alalım şöyle. Devam ediyoruz. Sol beke bir Digne falan verse şu an 10 numara olacak. Jordi Alba, Alexandro gelmeye başladı. Şimdi burada kime alsam diye düşünüyorum. Robertson'u alırsam Pogba, Van Dijk, Van Dijk'ı fulleyeceğiz. Bence en mantıklısı burada ya orta sahamız Fransız olduğu için de, evet Alba da aslında mantıklı ama biz Alba'yı bir alalım abi o zaman. En azından bir tanesi full kimya olsun. Buraya bir Trent verirse mesela süper olacak. Cancelo, Walker ve Cesar Azpilicueta geldi arkadaşlar. Evet istediğimiz isimler gelmedi. Biz buradan tercih olarak Walker'ı alalım. Bakın bu arada aklınıza bulunsun. Bazen mesela şimdi Cancelo'nun ilk takımı Juventus'a. Cancelo'da geliyor mu bilmiyorum ama bazı oyuncuların ilk versiyonları da gelebiliyor. Hani o yüzden direkt şu gelince çat diye basıp hani lan o ligde değildi demeyin. Gerçekten bakın gelen kartı şeye ve Lionel Messi bu adam neyin nesi annesinin kedisi geldi. Onun dışında da Eden Hazard geldi. Tabii ki Messi alacağız ama şu anda bir link sorunumuz halen var. Kimyaya oturtamadık. Umarım bu durum böyle geçmez. Verratti, Leon Goretzka geldi. Buradan Verratti tercihimizi kullanmak istiyorum. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Verratti şu an hepsi off-cam oynuyor bu arada. Verratti şöyle çekeceğim. Diyelim ki İdris'e Ganage'ye gelir. İdris Ganage'ye gelirse onu kullanırız ve Puyol. İkon Puyol geldi. Matuidi de geldi ama benim Matuidi işime daha çok geliyor arkadaşlar. Bundan dolayı Matuidi'yi alacağım. Pirlo ile bu zamana kadar oynadım. Gerçekten hani sadece pas atsın diye bence bir adama o kadar para verilmez sevgili dostlar. Haberiniz olsun. O yüzden almadan birkaç kere düşünmenizi sizlere
tavsiye ederim. Kolarov, Robertson, Alexandro. Şimdi burada Digne'yi alırsam Pogba fullcam oluyor. Sol açık boş kalıyor. Godin işime yaramıyor. Robertson aynı şekilde işime yarıyor. Aslında Robertson ama Alba'yı ters oynatmamız gerekiyor. Biz burada yine Robertson'u alalım. Her türlü bir kimyalama sorunu yaşarsak, Kalidi'den falan çıkmazsa bu şekilde yaparız. Puyol. Şimdi Puyol'u alırsam çoğu şeyi bana çözer. O yüzden Puyol'u almak bence burada mantıklı. Bunun dışında Kimmich, Cancelo ve Carvajal gelmiş ve Marcelo gelmiş. Benim işime yaramıyor. Ben burada Puyol'u alıyorum ve şu şekilde Lenglen'in yerine Puyol'u koyuyorum. Hem Jordi Alba full link, hem Verratti link, hem de Van Dijk'ın linkini veriyor. Bu şekilde devam edebiliriz. Bakıyorum Shaqiri, Muniain, Werner geldi. Timo Werner'i alalım arkadaşlar. Werner'de biliyorsunuz geçen gün 8-0'lık maçla şovunu yaptı ve Big Sadio geldi. Şimdi Sadio Mane'yi gerçekten çok iyi atak oyuncuları gelmesine rağmen hani bağlayamayacak olmak benim için çok üzücü arkadaşlar. Mane'yi alıyorum. Şu şekilde de koyalım. Çok fazla oyuncu geldi ama bir arada oynatamıyoruz maalesef. Evet, Sissoko geldi. Sissoko geldi. Çok güzel bir şey oldu ama Neymar'ın yerine birinin çıkması gerekli arkadaşlar. Aksi takdirde gerçekten bunlar olacak yani. Buradan tabii ki Sissoko'yu alıyorum. Sissoko'yu almayı düşünen falan arkadaşlar varsa beyler, bakın bir dakika düşünmenizi, ya bir dakika düşünmeyin abicim bu kartı almayı düşünüyorsanız. İnanılmaz bir kart. Hani bilginiz olsun. Mutlaka alacaksanız alın. Paraya kıyın yani. Müthiş bir kart. Dries Mertens. Bunun dışında Oblak, Bernardo Silva, Leon Goretzka geliyor. Burada Oblak'ı da almak güzel olabilir. Dries Mertens'i de almak güzel olabilir. Hiç zaten kanat da gelmemiş. Ben buradan Mertens'i alacağım. Şimdi bizim birisini kimya için yememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bu ismi Mertens olarak yiyeceğim. Normalde çok seviyorum ama en azından Ronaldo fullcam bu şekilde oynasın. Yedeklerden sokacak bir sürü adamımız var. Neymar'ı direkt yerine sokarım. Messi de Suso'nun yerine sokarım. Sadio Mane de sonra süper sap gelebilir ve orta sahada boşluk olursa Pogba'yı sokarız. Kaleci olarak bakalım kimi verecek. Evet, kaleci olarak görmüş olduğunuz gibi bize işimize yarayan Schmeichel direkt full cam oluyor. Schmeichel'ı alıyorum. Belki buradan bir De Gea falan gelir dedim. Ederson geldi. Ederson da güzel. O yüzden kalemize de Ederson'u koyuyoruz ve kadromuz tamamlanıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir bakalım bir şeyler yapabilir miyiz diye. Walker'ımız var. Bakıyorum arkadaş, aldım oyuncularından. Robertson var. Lenglet var. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu şöyle alsam, hani off-cam oynayacağına. Zaten bu da böyle şekilde altı oynayacak. Bunun yerine buraya Robertson'u koysam. Evet, gerçi çok da bir şey fark etmedi. Bir dakika, böyle kaç oynuyorlardı? Bir saniye tekrardan bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi kimya önemli. Şu anda bu şekilde, aynen bu şekilde kalabilir aslında. Buraya Walker koyunca 7 oynuyordu. Şöyle bakalım. Hani Van Dijk'da kimyasını etkiliyor. O yüzden buraya Robertson'la başlayalım arkadaşlar ters bekte. Bu şekilde oyunumuzu oynayabiliriz. Şimdi custom taktikleri yapalım. Bir şey de açalım önce. Teknik direktör Hacı abi de bir gelsin. Dur bakayım. Bize lazım olanı zaten orta sahamıza boostluyor. Onu alıyor, boostluyor. Bize lazım olan bu. Musa Sissoko'nun da kimyasını arttırmasını sağlıyor. Ve bu şekilde bir draft kadrosu kuruyoruz arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakalım kaç bin yapacağız. Dediğim gibi draftta arkadaşlar bir galibiyet üzeri yapmış olduğumuz zaman, yani bir ilk maçı kazandıktan sonra vermiş olduğunuz points'in karşılığını zaten alıyorsunuz. O yüzden çok elenirseniz takılmayın. Dediğim gibi baştan söyleyelim. Defansif tarz arkadaşlar set kontrolden sonra baskı 5-4 dengeli oynuyorum ben arkadaşlar. Burasını 6 yapıyorum. Ben genelde burayı 4 ile de 5 oynuyorum daha fazla pas yapmak için ama 5 ile kalabilir. Şu köşe vuruşlarının arkadaşlar mutlaka az kişi olsun diyorum. Serbest vuruşlarda olabilir. Bunun dışında talimatlar olarak her formasyonda değişiyor ama mutlaka beklerime kanatlar, ataklarda geride kal diyorum. Onun dışında hani orta sahanızdan 3 orta sahalı oynuyorsanız bu şekilde CM'li birinden birine hani defansif köle olarak bırakmanız gerekiyor. Ben bu ismi Matuidi olarak yapıyorum. Bunun dışında Ronaldo arkadaşlar arkada kaç ve arkaya koşu yap ve ileride kal diyorum. Ve bu ileriki kanatlardan tehlikeli olabileceğini ileride kal diyorum. Burada şimdi
Neymar oynayacağı için arkadaşlar. Buraya da bu şekilde diyeceğim. Bunun da hemen arka koşu yaptı değil arkadaşlar. Gizli santrafor veya hedef oyuncu veya yani dengeli ataklı kalabilir. Ben hedef oyuncu şeklinde de bunu yapacağım. Bu şekilde taktiklerimi hazırladım. Dediğim gibi custom taktikler sizin oyununuzu böyle %100 etkilemiyor ama büyük bir kesimini etkiledik zaten kesin. O zaman arkadaşlar direkt maçlara geçelim. FUTDRAFT kesinlikle çok fazla potansiyel olan bir oyun modu arkadaşlar benim gözümde. Ancak birkaç tane eksiği var. İlk eksiği bence kesinlikle ödülleri. Yani 4-4 yapmış olduğunuz zaman bile gerçekten kar edemediğiniz şeyler olabiliyor, durumlar olabiliyor. Özellikle bu oyun ilerledikçe yani bazı kartların özellikle Sissoko gibi, Ndombele gibi, Eder Militao gibi kartların da değer kaybetmesinden sonra çıkardığınız oyuncuların da ederin düştükten sonra gerçekten draft zarara dönmüş oluyor arkadaşlar. Yani 4-4 yapsanız zarar edebiliyorsunuz ama bunun dışında kart deneme ve oyun başında entertaining olarak gerçekten oynanabilecek en güzel modlardan bir tanesi. Bu draft boyunca arkadaşlar siz izleyeceksiniz arkadan gameplay. Ben oyuncular hakkındaki görüşlerimi sizlere belirtmek istiyorum. Rabiot gerçekten çok iyi oynadı. Ben bu kadar oynamasını beklemiyordum. Sissoko zaten Vieira gibi. Matuidi de zaten defansif yönünü üstlendi. Bunun dışında Puyol beni çok şaşırttı arkadaşlar. Özellikle pas aralarında muazzamdı. Yani önüne gelen her topu resmen yapıştırdı ve aldı. Hiçbir sekme ya da herhangi bir rakibe geri dönüş yaşanmadı. Bu yüzden Puyol'un kartını gerçekten de beğendim. Güzel bir kart. Geçen senelerde de oynamıştım ama dediğim gibi tek dezavantajı boyu kısa ve boyu kısa olmasına rağmen pace'i fazla değil. Ama bunun dışında defansif statsları gerçekten de çok iyi. Ve bu oyuna tekrardan şunu söylüyorum arkadaşlar. Mutlak iyi, çok iyi bir kadro yok. Yani iyi kadrolar var, evet. İyi oyuncular var, evet. Ama herkese göre bu değişebilir. Bazısı Mahrez oynayabilir, bazısı gider Blank'la oynayabilir. Yani bu tamamen aslında bir insanın oyun tarzına bağlı bir şey. Yani siz sevdiğiniz oyuncularla oynamaya gayret gösterin. Yani bana ya da başkasına sürekli abi bunu mu alayım, şunu mu alayım demektense alın deneyin yani. Çünkü Ultimate Team fantazi bir futbol oyunu arkadaşlar. Yani sevdiğiniz sporcularla aynı kombin içerisinde oynamanızı sağlıyor. O yüzden bu moddaki asıl amaç sevdiğiniz kartları kullanmak. Bunun dışı draft'taki rakiplerim gerçekten iyiydi arkadaşlar. İlk maçtaki ve son maçtaki rakibim defans olarak birazcık zayıftı ama ikinci ve üçüncü maçlardaki rakiplerimle maçlar kıran kırana geçti. Bir golle kazandım. Bol gollü düellolu maçlar oldu arkadaşlar. Şu anda da arkada zaten görmüş olduğunuz gibi Messi inanılmaz bir kart. Ronaldo evet çok iyi bir finisher. Bakın Ronaldo gerçekten çok iyi, çok clinical bir finisher ama bu sene bence Messi daha iyi arkadaşlar. Çünkü Ronaldo'da en büyük özellik olan kafa golü şeyi yok ve oyun dribbling üzerine olduğu için Messi'nin dribblingi Ronaldo'nun dribblinginden çok daha fazla iyi sevgili dostlar. Bundan dolayı Ronaldo ve Messi arasında kalırsanız ben kesinlikle tercihinizi Messi'den yana kullanmanızı bu sene için söyleyebilirim. Ronaldo'nun finishingi çok iyi, kesinlikle katılıyorum ama hem Ronaldo'yu kullanmak için takım kimyasını yapmak zor hem de bence Messi kadar size keyif vermeyebilir. Bu benim tamamen kendi görüşüm sevgili dostlar. Aklınızda bulunsun. Bunun dışında çok fazla Neymar, Pogba ya da Mane'yi kullanmadım arkadaşlar. Tek değişikliğim genelde Messi oldu. İkinci yarıda da eğer maçta öndeysem veya sıkışmışsa Neymar'ı denedim. Bir maçta Mane'yi soktum ama dediğim gibi Mane ya da Pogba'yı oynatmadım. Orta saha üçlümü bozmadım. Matuidi, Rabiot ve Sissoko benim işimi çok fazlasıyla gördü. 4-3'ün orta sahası birazcık defansif bir üçlü olmasına rağmen gerçekten çok iyi performans gösterdiler. Draftta dediğim gibi maç 3-0 olsa da 4-0 olsa da sakın ama sakın oyundan çıkmayın arkadaşlar. Çünkü draft böyle bir oyun modu. Yani 3-0 oluyor, 4-3 de olabilir. Hani çok gerçekten ucu açık bir oyun modu. Genelde şöyle oluyor zaten. Dakika 15'te falan rakibimiz 3-0 öne geçiyor ya. O maçlardan asla çıkmayın. Lütfen kendinizi mental olarak koruyun ve o maçı oynamaya devam edin. Çünkü genelde öyle erkenden çok fazla gol bulunan maçlar arkadaşlar dönüyor. Bu yüzden lütfen draftta oynuyorken hemen böyle 3-0 falan olunca maçlardan çıkmayın sevgili arkadaşlar. Bu benim size nacizane söyleyeceğim şeydir. Hepinizin bildiği gibi Ali Rıza var. PSV'nin oyuncusu dün yayında 3-0 yeniliyordu FUT Champions'ta. 4-3 maçı kazandı. Dolayısıyla her şey olabilir. Lütfen asla pes etmeyin. Bunun dışında söyleyebileceklerim arkadaşlar defansta gerçekten kimya özellikle sabekte kimya sorunumuz olmasına rağmen herhangi bir kimya şeyi çekmedim. Yani oyuncuların arasında bir pas akışında veya pozisyon almadığında herhangi bir sıkıntı çekmedim. Belki hesaptaki yani yeni bir hesap ve yeni ilk draft olduğu için de oyun birazcık bana kıyak geçmiş olabilir. Çünkü gerçekten bazı draftlarda ne yaparsanız yapın oyun sizin kazanmanızı istemiyor. O maçları kazanmak için ya çok iyi oynamak gerekiyor ya da işte profesyonel çok daha profesyonel bir şekilde oynamak ve çok mental olarak güçlü kalmak.
almak gerekiyor. Bunları başardığınız zaman dediğim gibi o maçları da kazanabiliyorsunuz. Ama genel olarak FootDraft böyle bir oyun modu. Sevdiğiniz kartlarla oynamanızı size tavsiye ederim. Bunun dışında söyleyeceğim şeyler, Twitter'dan yatırımları paylaşıyorum. Bu arada videonun sonunda paketleri de açacağız. Twitter'dan yatırımları paylaşıyorum. Önümüzdeki hafta Cuma günü Romanya'da bir turnuva var arkadaşlar. FootCamp World Cup turnuvası var. Yani EA Sports'un resmi olarak düzenlemiş olduğu bir e-spor turnuvası var. Bu yüzden haftaya Cuma benim kendi görüşüm Romanyalı oyuncu isteyen SBC gelecek. Bunu zaten Twitter'dan paylaştım. Lütfen Twitter adresime de gidip bu yatırımı görmeyi unutmayın. Şimdi son maça geliyoruz. Son maç arkadaşlar normalde çok zor maçlar olur. Ama bu sefer çok kolay oldu. Çünkü rakibimin hep sürekli L1'e basıp adam kaçırması onu orta sahasını çok boşaltıyordu. Bunun dışında sürekli markaj ya sürekli presli bir şekilde oynamaya çalıştığı için dezavantaj olarak oyuncuları arkada açık veriyordu sevgili arkadaşlar. Ben de bunları kullanarak bu rakibimi de ekarte etmeye çalıştım. Ve maçı güzel bir skorla Rage Quit ile bitirdik. Güzel bir maçtı. Dediğim gibi sizler de böyle oynuyorsanız yani sürekli oyuncuları L1 ile kaçırıp oynuyorsanız lütfen öyle oynamayın. Çünkü arkada açık vermiş oluyorsunuz. Bu şekilde Rootto Zidane'ın ilk draftında yani coinslerimizi katlayalım. İlk draftta 4'te 4 yaptık. Görmüş olduğunuz gibi burada da tekrardan çok clinical bir gol ile maçı bitiriyoruz ve geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Rootto Zidane ilk draftımız 4'te 4. Bakalım pack olarak bizlere neleri verecek. Evet, 2 tane 25k, 1 tane 7.5k'lık paket verdi. Bu vermiş olduğu paketlerden 15-20k çıktığı takdirde hemen kadro kurma görevlerini yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Ve bu şekilde rotamıza bakacağız. Belki paketlerden iyi şeyler de gelebilir. Hep birlikte göreceğiz. Evet, Rare bir tane kart geliyor arkadaşlar. Evet, ve ilk paketten Volkart geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, geliyor İspanya. M.O. Iniesta mı? Aa, yok, Thiago. Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. Iniesta bu sene 83'te unuttuk. İlk paketten Volkart'ı buluyoruz arkadaşlar. Thiago hem de 7.5K'lık paketten. Bence bu serinin güzel olacağı anlamına geliyor. Thiago Alcantara. Yine de bizim hani SBC'de yapmamızda çok yardımcı olacak bir kart. Görmüş olduğunuz gibi 7.5. Hatta ilk paket olduğunu anlamışsınızdır yani. Şöyle yapacağız. Kontratlar mutlaka işimize yarayacaktır. Bunları arkadaşlar quick sell edeceğim yani kullanmak istemediklerime. Bu 3 tane oyuncuyu direkt satış listeme gönderiyorum. Bunlar da kulübümde kalıyor şu şekilde. Hatta ilk olduğunda anlayın, daha SVC bile yapılmamış bir hesap. Nadir altın paketlerimiz var. Umarım bunlardan da güzel şeyler çıkarma şansı gelir. Ben bu seride en çok şeyden korkuyorum demeyeyim de hani birden böyle bir ikon falan çıkıp hani direkt kar edip geçeceğini düşünüyorum serinin. Yani birden bir şey çıkacak böyle, Zidane'ı alacağız ve hemen bitecek gibi hissediyorum. Yani umarım öyle olur. Başka kartlara doğru yöneliriz. Çünkü gerçekten hani bilmiyorum, içimde öyle bir hissiyat var arkadaşlar. Sanki böyle bir haftada bir şey çıkacak da hemen Zidane'ı alacağız gibi hissediyorum. Hemen lan paketten çıktık. Hemen o paketi tekrardan açalım. İlk paketten Thiago çok iyi bu arada. Umarım devamı da gelir. Ve ikinci ödül paketimi de açıyorum. Nadir altın paketimi. Bakalım ne gelecek, hep birlikte görelim. Evet, bunlardan arkadaşlar kelle geldi. Kelle paça çorbasını aldık. Çok güzel maşallah. Görmüş olduğunuz gibi kullanmak istediğim oyuncu geldi bir tane. Bunu hep size söylüyordum. Hem boyu hem pace olarak. Pardon, bu muydu? Yok, bu değil. Bu değil. Pardon, sorry. Geçiyorum. Bunları quick sell ediyorum. Belki şu para ediyordur. Bunu alalım. Bu şekilde arkadaşlar şu anda ilk draftımızı tamamladık ve güzel bir karımızı ettik. Hemen neler çıkardığımızı tekrardan inceleyelim. Şu şekilde gösterelim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi 12 tane oyuncu var. Thiago ve devamı da bu şekilde arkadaşlar. Thiago'dan zaten SBC'leri yapmak için istediğimiz parayı elde edeceğiz. Ve bu şekilde rotamıza bakacağız. Öncelikle kadro kurma görevlerini yapacağız. Sonra Rivals oynayacağız. Ve bu şekilde Foot Champions'a katılma şansını yakalayacağız arkadaşlar. O zaman ilk bölümümüz burada bitsin. İkinci bölümümüzde paketler ve nasıl ilerleyeceğimiz hakkında daha detaylı konuşmalar yaparız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seriye destek için beğenmeyi, paylaşmayı, yeniseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.